Çay molası. Tamam. Merhaba Nurdan teyzeciğim. Merhaba yavrum. Müsait misin? Tam iş zamanı rahatsız ettim ama... Yok yok, müsaitim. Ferhan da yanında mı? Yok canım, toplantıda o. Ne oldu? Dün akşam konuştuk da kafama takıldı. Nasıl, durumlar iyi mi? Vallahi açıkçası pek görüşemiyoruz artık, bilmiyorum. Niye? Çok kırdı beni. Birkaç gündür konuşmuyoruz. Aa. Hep alttan alan benim, biliyorsun. Sus sus sus, artık burama kadar geldi. Ferhunde'nin huyunu bilirsin. Hep o haklıdır. Hiç başka fikir, başka akıl kabul etmez. Bu sefer de öyle oldu. Ama ben de dayanamadım, içimde ne varsa söyledim. Hay Allah, çok üzüldüm. Zor günler geçiriyor. Bana bile ne yaptı biliyorsun. Ama sen de haklısın. Nereye kadar idare edeceksin ki? Aynen. İnceldiği yerden kopsun dedim, ne yapayım? Şevket'le tekrar görüşmeye başlamışlar. Öyle mi? Bilmiyorum. Boşanma konusu ertelenecek galiba. Vallahi her şeye rağmen Şevket ikna ettiyse... Helal olsun. Korkulur Ferhunde'den. Yürümez o iş Nurdan teyze. Şevket'i aldandı. Olanlar doğru. Levent Bey'le ilişkisi var. Bir yandan Levent'e aşığım diyor, öbür yandan Şevket'i seviyorum diyor. Vallahi yaz gelecek çocuğa, ben sana söyleyeyim. Yok. Ben söyleyeceğimi söyledim artık, karışmıyorum. Niye yapıyor bu çocuk böyle şeyler? Boş ver. Hiç üzme kendini. Ne kadar üzülürsen üzül, o yine bildiğini okuyacak. Reddedilmeye gelemiyor bir kere. Şimdi gücünü Şevket'in üzerinde deniyor. Levent'ten yavaş yavaş umudunu kesmeye başladı ya. Şevket de oynuyor, yazık. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkürler Ferhunde. Bitirdiniz mi? Evet, gel. Levent'ciğim, ben çıkıyorum canım. Babamın yarın doğum günü biliyorsun. Aa, hediye için ne yapacağız? Ben ikimiz adına bir şey ayırttım. Yeni bir golf takımı getirtiyorum. Harikasın. Bütün sopalara tek tek adını yazdılar. Şahane. Kendine iyi bak Nurdan teyze. Hoşça kal. Hoşçakalın. Güle güle. Beyefendi de iş görüşmesi için bekliyor. Öyle mi? Merhabalar. Merhaba. Ali Rıza Tekin. Kaymakamlık yaptınız öyle mi? Evet. 30 yıl devlet hizmetinde çalıştım. Anladım. Hay Allah. Çok değerli bir özgeçmişiniz var ama biz, nasıl söyleyeyim, ilanda da belirtildiği gibi 45 yaşın altında bir yönetici arıyoruz. Ya, ilanda yaş belirtilmemişti. Ama genelde öyledir ya zaten. Bu pozisyonda sizi mutlu edemeyiz. Çünkü çok genç bir kadromuz var. Anladım. Ama yine de bu başvurunuz bizde kalsın. Uygun bir pozisyon olduğunda... Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler.
efendim. Alo, ben Şevket. Şevket? Nasıl arıyorsun? İznimiz var ya, kartlı telefondan. Dur bir saniye. Yemeğe inelim mi? Olur, masamı bir toplayayım. Şirketteyim, koridora çıktım, söyle. Bir şey yok. Öylesini aradım. Sevindim. Aslında bir şey var. Avukatla konuşacağım diyordum ya. Hı. Konuştum. Şimdilik davadan vazgeçiyorum. Şimdilik mi? Anlaşıldı. Sen bana eziyet etmek istiyorsun Şevket. Biraz daha acı çek diyorsun. Bak söyledim işte sana. Kimseye haksızlık olmasın. Çıkınca değerlendirmek daha doğru. Bence de. Seni görmek istiyorum yine. Ama sordum, ta 2 hafta sonra görüşü var. Demek ki öğrendin. Sürekli takip ediyorum tabii. Her an kesilebilir. 15 gün bekleyeceğim seni görmek için. Keşke yalnız kalabilsek rahat rahat. Öpebilsem dudaklarını. İçeride zaman ağır ilerliyor. Ama bu 15 gün çabuk geçecek.